E2 tepkimesi stereo spesifik bir tepkimedir. Bunun anlamı ise mekanizma nedeniyle substratın stereokimyasının ürünün stereokimyasını belirlemesidir. E2 mekanizmasına zaten aşina olduğunuzu ve Newman'la Sawhorse iz düşümlerini bildiğinizi varsayıyorum. Bilmiyorsanız da sorun değil. Bu konuda videolarımız var. Bilmeyenler için öncelikle o videoların izlenmesi daha iyi olur. Şimdi burada alfa karbonumuz burama doğrudan bağlı olan şu karbon oluyor ve alfa karbonumuza bağlı karbonsa beta karbonumuz oluyor. Ve bir E2 mekanizmasında bu beta protonu alacağımızı biliyoruz. Yani güçlü bazımız bu beta protonunu alacak. Şimdi bu beta alfa bağına bir bakalım. Bu bağa şöyle baktığımızda Newman iz düşümünü görebiliriz. Yani tam şu noktadan bu bağa bakacak olursak önde sağ tarafa doğru uzanacak şekilde bir metil grubu görürüz. Aşağıda Newman iz düşümünü görüyoruz. İşte metil grubumuz da şurası. Hidrojen ise yine önde ama sol tarafta yer alıyor. Onu da beyaz halkayla işaretleyelim. Hatırlayacaksınız, bir benzen halkası olan fenil grubumuzuysa Newman iz düşümünde aşağıda görüyoruz. Arkada kalan karbonun alfa karbon olduğunu düşündüğümüzde brom aşağıda sağ tarafta bulunacak. Tabi alfa karbona bağlı bir hidrojenimiz daha olacak. Onu da yine aşağıda ama sol tarafta göreceğiz. Ve son olarak Newman iz düşümünde yukarı doğru bakan bir fenil grubumuz daha var. İşte burada. E2 mekanizmasında anti periplanar konformasyonda bir hidrojen ve brom olması gerektiğini biliyoruz. Bu Newman iz düşümüne bakarsak zaten bu durum mevcut. Beyazla işaretlediğim bu hidrojen zaten bu broma anti periplanar konformasyona sahip. Bu nedenle E2 mekanizmasının gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan durum zaten var. Sağ taraftaki bu çizim aslında Newman iz düşümümüzde aynı. Sadece her şeyi biraz sağa döndürdüm. Yani çizdiğim bu mor çizgi az önce çizdiğimle aynı. Burası beyaz hidrojen, sağ tarafta sarıyla işaretlediğimse metil grubumuz. Diğer tarafta aşağıda fenil grubumuzu görüyoruz. Yani öndeki karbondan bahsediyoruz. Arkadaki karbona bakınca brom artık aşağıda duruyor. Fenil grubu yukarıda sağda dururken diğer tarafında ise sarı hidrojeni görüyoruz. Tekrar ediyorum. Bu az önce Newman iz düşümüyle aynı. Sadece yapıyı biraz döndürdüm. Böylece antiperiplanar protonumuzu ve bromu görmek biraz daha kolay oluyor. Ürünü Newman iz düşümünün bu açısından çizebiliriz. Şimdi güçlü bir bazın geldiğini ve bu beta protonu aldığını düşünelim. Böylece buradaki elektronlar buraya hareket edip çift bağımızı oluşturacaklar. Ve aynı zamanda bu bağdaki elektronlar da broma kapanarak bromür anyonunu oluşturmuş olacaklar. Öyleyse şimdi buraya bu tepkimenin ürününü çizelim. Tabi ilk olarak Newman izdüşümünde bu fenil grubu ve bu metil grubunun oluşan çift bağın aynı tarafında olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Evet çift bağımızı çizerek başlayalım. Burada fenil grubumuz ve çift bağın aynı tarafında bulunan metil grubumuz var. Çift bağın diğer tarafında ise bu hidrojen ve diğer fenil grubu var. Şimdi bunları çizelim. Yani arkadaki karbonumuzda hidrojen, öndeki karbonumuzda ise bu fenil grubumuz oluyor. Ve işte bu tepkimenin ürünü bu. Bu Newman iz düşümünden ürünümüzü görmek biraz zor olabilir. O yüzden burada daha kolay görülebilecek başka bir bakış açısı olan Sovhors iz düşümüne bakalım. Şimdi her şeyin üzerinden yeniden geçelim. Bu alfa karbonumuz, şurası ise beta karbonumuz. Güçlü bazımız bu beta protonu alıyor ve bu elektronlar çift bağımızı oluşturmak için buraya hareket ediyor. Aynı zamanda buradaki elektronlar da broma kapanıyor. Ve yine aynı şekilde fenil grubu ve metil grubu aynı tarafta olacak. İşte buradalar. Diğer tarafta ise bu fenil grubunu ve bu hidrojeni görüyoruz. Onları da işaretleyelim. Dolayısıyla iki fenil grubu çift bağın zıt taraflarında bulunuyorlar. Birbirlerinin karşısındalar. Yani bu bir E alken. Şimdi bir video izleyelim. Alkenleri oluştururken model setlerine bakmanın gerçekten yararlı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bu alkil halojenürümüze bir bakalım. Mor gruplar, fenil grupları, kırmızı olan brom bu karbonda ise bize dönük olan bir metil grubu ve bizden uzaklaşan bir hidrojen var. Şimdi bu alfa beta bağına bakacağız. Fark ettiğiniz üzere E2 mekanizmasını daha iyi görselleştirebilmemiz için esnek bağları yeniden kullanıyorum. Öyleyse bu bağa bakalım ve Newman iz düşümünü bir görelim. Bu Newman iz düşümünde beta hidrojen zaten broma antiperiplanar. Bu yüzden biraz döndürürsem işte böyle Newman iz düşümümüzü elde ederiz. Hatta biraz daha yana döndürürsem şimdi bu yapıyı Sohors iz düşümünden görebiliyoruz. Evet şimdi güçlü bazımızın gelip bu protonu aldığını düşünüyoruz. Protonun ve bromun ortadan kalktığını düşünelim. Şimdi oluşan çift bağı görebiliyoruz. Ve fark ettiğiniz gibi iki fenil grubu çift bağın zıt taraflarında bulunuyor. İşte ürünümüz bu. Evet, şimdi bir başka E2 tepkimesi yapalım ve bunun bir öncekine ne kadar benzediğini görelim. Tek farkı bu karbondaki stereokimya. Bu kez hidrojen bize dönük durumda ve metil grubu düzlemde bizden uzaklaşıyor. Öyleyse şimdi stereokimyayı değiştirmenin ürünün stereokimyasını nasıl etkilediğini bir görelim. Bu yüzden bağımıza tekrar bakmamız gerekiyor. Alfa karbonumuz şurası oluyor. Yanındaki ise beta karbonumuz. Önceki örnekte yaptığımız gibi bu açıdan bakacağız. O zaman Newman iz düşümü ne olacak bir düşünelim. Evet, beyazla işaretlediğim bu hidrojen Newman iz düşümünde üstte, sağ tarafta yer alacak. Metil grubumuzsa yine üste ama sol tarafta görünecek. Fenil grubumuzsa aşağıda olacak. İşte burada. Bu öndeki karbonumuz. Arkadaki karbonumuza ise aşağıda sağda yer alan bir brom bağlı alfa karbonumuza bağlı hidrojense aşağıda sol tarafta görünecek ve son olarak üste ise fenil grubumuz yer alacak. İşte Newman iz düşümümüz. Fark ettiğiniz üzere bu kez beta hidrojen yani bu proton bromumuzla antiperiplanar değil. Bu yüzden yapıyı bu tek bağ etrafında biraz döndürmemiz gerek. Bunu birazdan yapacağız. İlk önce sağdaki bu Newman iz düşümüne geçelim. Şimdi metil grubundan ve bromdan geçen bir çizgi çiziyorum. Böylece aslında aynı metil grubunun ve bromun söz konusu olduğunu anlayabiliriz. İşte bahsettiğim grup ve brom burada. Evet, dediğim gibi bu aynı Newman iz düşümünün sadece biraz sağa döndürülmüş hali. O zaman şimdi her şeyi yeniden belirtelim. Burası beyaz hidrojenimiz. Fenil grubumuz şurada. Arkadaki karbonumuzda ise sarıyla işaretlediğimiz bu hidrojen var. Ve son olarak diğer fenil grubumuz da şurada. Fenil gruplarımız halen birbirlerine göre anti durumunda. Yani karşı karşıyalar. Öyleyse şimdi videoya geçelim. Böylece tek bağ etrafında dönebiliriz ve beta protonun broma anti periplanar olduğu bir konformasyon elde edebiliriz. Şimdi bu karbondaki stereokimyayı düşünelim. Hidrojen artık bize dönük ve metil grubumuzsa bizden uzaklaşıyor. Ve bu karbon-karbon bağına yukarıdan bakarsak Newman iz düşümünü göreceğiz. Burada beta hidrojenin ve bu karbon karbon bağına yukarıdan bakarsak Newman iz düşümümüzü göreceğiz. Burada beta hidrojenin broma anti periplanar olmadığını fark ediyoruz. Şimdi modeli biraz döndürüyorum ve ardından bu tek bağda biraz çeviriyorum. Böylece doğru bir konformasyon elde edebiliriz. Artık beta protonumuz broma anti periplanar ve iki fenil grubu Gauche konformasyonunda. Yapıyı soft horse iz düşümünden görmek için biraz döndürürsek bu beta protonun ve bromun ortadan kaybolduğunu varsayalım. Böylece ürünümüzdeki iki fenil grubunun çift bağın aynı tarafında olduğunu görebiliriz. Umarım video ürünleri nasıl elde ettiğimizi netleştirmiştir. Ancak sınavlarda model seti kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda kendi çizimlerinizi kullanmanız gerekir. Bu arada buraya çizdiğim mor çizgiyi sağdaki Newman iz düşümüne çizmeyi unutmuşum. Evet, çizgimiz şöyle. Protonunuzun antiperiplanar olmadığını fark ettiğinizde yapıyı döndürmeniz gerekir. Ben genelde öndeki bu karbonu döndürdüğümü düşünüyorum. Yani bu hidrojeni alıp buraya kadar taşırsam bu metil grubu buraya ve fenil grubu da buraya gelmiş olacak. Böylece beyaz hidrojen dikey konumda durmuş olacak. Şu şekilde. Metil grubuysa aşağıda sol tarafta yer alacak ve fenil grubuysa aşağıda sağ tarafta bulunacak. Dolayısıyla bunu yapmak için illaki bir model setine ihtiyacınız yok. Kendiniz de kafanızda canlandırabilirsiniz. Ve artık elimizde broma antiperiplanar olan hidrojen var. Şimdi Newman iz düşümünü baz alarak ürünü çizebiliriz. Öncesinde bazı gösterelim. Baz beta protonumuzu alıyor ve bu elektronlar buraya geçiyor. Aynı zamanda buradaki elektronlar da broma kapanıyor. Bu durumda iki fenil grubu çift bağın aynı tarafında olacak. Halbuki Newman iz düşümünde birbirlerine göre goş konumunda yatılar. Şimdi buraya çift bağımızı çizelim. Arkadaki karbona bağlı bir fenil grubu var. Öndeki için de aynısı geçerli. Çift bağın diğer tarafındaki gruplarsa arkada hidrojen, önde metil grubu şeklinde. Şimdi bunları da buraya ekleyelim. Öndeki karbonda metil grubumuz, arkada ise hidrojenimiz var. Eğer Sovhors iz düşümünün bakış açısını tercih ederseniz, baz beta protonumuzu alır. Ardından bu elektronlar çift bağımızı oluşturmak için buraya gelirken, buradaki elektronlar da broma kapanır ve aynı tarafta iki fenil grubumuz olur. Yani şunlar. Diğer tarafta ise metil grubu ve hidrojen aynı tarafta yer alır. Ve bunun Z alken olduğunu anladık bile. İlk tepkimeye kıyasla ürünümüz çok farklı bir stereokimyaya sahip. Aslında bu tepkime ilk tepkimeden çok daha yavaş olacak. Bunun nedeni buradaki iki fenil grubu. Protonumuzun broma antiperiplanar olduğu bu konformasyon kesinlikle en kararlı konformasyon değil. Burada goş konumunda büyük hacimli fenil grupları var. Bu da bunun ilk tepkimesinden daha yavaş olacağı anlamına geliyor. Çünkü bu, bu mekanizmanın meydana gelmesi için sahip olduğumuz konformasyon. Ancak çok kararlı bir konformasyon değil. Burada yaptığımız ilk tepkimeye geri dönersek proton broma antiperiplanardı ve iki fenil grubu birbirlerine anti konumdaydı. Bu yüzden nispeten birbirlerinden uzaklardı. Bu yüzden bu kararlı bir konformasyondu. O zaman bu tepkime ikinci tepkimemizden çok daha hızlı gerçekleşir. Son olarak gördüğümüz iki tepkimeyi özetleyelim. Üsttekiyle başlayalım. Bu karbonun stereo kimyasına bakarsak buradaki metil grubu bize dönük, hidrojen ise bizden uzaklaşıyor ve bu durum bize ürün olarak iki fenil grubunun çift bağın zıt taraflarında yer aldığı e alkeni vermiş oldu. Daha sonra stereo kimyayı değiştirdik ve bu kez hidrojenin bize dönük olduğu ve metil grubunun da bizden uzaklaştığı bir stereo kimya söz konusu oldu. Bu durumda farklı bir ürün elde ettik. Yani iki fenil grubu bu kez çift bağın aynı tarafında yer aldı ve Z alken elde ettik. Bu da bize bunun stereospesifik bir tepkime olduğunu gösteriyor. E2 mekanizması demek, substratın stereokimyasının ürünün stereokimyasını belirlediği tepkime demektir.